Merhaba arkadaşlar, Bilim Fen Okulları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. ünitemiz olan Public Buildings ile devam ediyorum. Kendimi tanıtmama gerek yok, biliyorsunuz ben Tuğba Hoca. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Public Buildings yani 8. ünitemizle devam ediyoruz. Public Buildings ne demek arkadaşlar? Belediye binaları. Biz öncelikle yine ne yapıyorduk arkadaşlar? Kelime çalışması yapıyorduk. Kelime çalışmasından sonra ne yapıyorduk? Normal ünitemizin içerisinde konu anlatımı varsa konu anlatımını yapıyorduk. En sonunda ünitedeki alıştırmalarımızı yaparak ünitemizi bitiriyorduk. Ama sizden ricam arkadaşlar, referans notlarınızı önünüze alarak normal benimle birlikte gidişatı takip etmeniz arkadaşlar. Hepsi zaten referans bu kitabımızın içinde olan yerler. Ben size ekstra ödevlendirmeler de yapacağım. O yüzden benimle birlikte ilerleyin arkadaşlar. Ve burada öğrendiğiniz kelimeleri mutlaka ve mutlaka alışmaya, öğrenmeye çalışın. Bilmediklerinizi World Bank kitabımızdan bakmayı unutmayın arkadaşlar. Yes, başlayalım arkadaşlar. Art Gallery, resim galerisi. Fire Station, itfaiye. Coffee Shop, kahve içilen yer yani kafeterya. Game or Music Store, oyun ya da müzik mağazası. Bakery, fırın. Bookshop, kitapçı. City Hall, belediye binaları. Florist, çiçekçi. Beauty, butik, kıyafetlerimizi aldığımız yer. Airport, havaalanı. Chemist, eczane. Arkadaşlar Chemist karşınıza pharmacy olarak da gelir, bunu unutmayın. Pharmacy ile Chemist eşittir eczane. Candy Shop, şeker dükkanı. Rose Store, normal bakkal. Shopping Mall, alışveriş merkezi. Green Grocers, manav. Amusement Park, eğlence yeri yani luna park. Movie Theater or Movie Sinema, sinema ya da tiyatro. Library, kütüphane. Museum, müze. Bank, banka. Car Park, araba parkı. Shoe Shop, ayakkabı dükkanı. Restaurant, restoran. Police Station, polis istasyonu arkadaşlar. Sizinle birlikte başlayalım. Daha sonra ne yaparız arkadaşlar? Konumuza devam ederiz. Ben size bunların dinletisini de yaptıracağım. Yes. 1. Boutique. 2. Art Gallery. 3. Bakery. 4. Coffee Shop. 5. Chemist. 6. Airport. 7. City Hall. 8. Bookshop. 9. Fire Station. 10. Florist. 11. Game Music or Game or Music Store. 12. Shopping Mall. 13. Car Park. 14. Restaurant. 15. Candy Shop. 16. Green Grocers. 17. Amusement Park. 18. Museum. 19. Movie Theater. 20. Bank. 21. Shoe Shop. 22. Police Station. 23. Library. 24. Grocery Store. 1. Butik. 2. Resim galerisi. 3. Fırın. 4. Kahve dükkanı yani kafeterya. 5. Eczane. 6. Havaalanı. 7. Belediye binaları. 8. Kitapçı dükkanı. 9. İtfaiye. 10. Çiçekçi dükkanı. 11. Müzik ya da oyun mağazası. 12. Alışveriş merkezi. 13. Araba parkı yani park değil otopark. 14. Restoran. 15. Şeker dükkanı. Şekerci dükkanı. 16. Manav. 17. Eğlence parkı. 18. Müze. 19. Tiyatro ya da sinema. İkisi de olabilir. Movie Theater or Movie Sinema. 20. Banka. 21. Ayakkabı dükkanı. 22. Polis merkezi. 23. Kütüphane. 24. Ve küçük bakkal dediğimiz yerler arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte dinleyelim. 1. Boutique. 2. Art Gallery. 3. Bakery. 4. Coffee Shop. 5. Chemists. 6. Airport. 7. City Hall. 8. Bookshop. 9. Fire Station. 10.
Florists. 11. Game Music Store. 12. Shopping Mall. 13. Car Park. 14. Restaurant. 15. Candy Shop. 16. Greengrocers. 17. Amusement Park. 18. Museum. 19. Movie Theater. Cinema. 20. Bank. 21. Shoe Shop. 22. Police Station. 23. Library. 24. Grocery Store. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Size dediğim gibi mutlaka ve mutlaka kelimelerin anlamlarını bilmeden geçmeyin. Evet. Circle the correct word and match the pictures with the sentences. Önce ne diyor? Cümleye uygun olan kelimeleri daire içine al. Daha sonra bu sonraki resimdeki resimlerle eşleştir. Önce biz kelimeleri daire içine alalım. Daha sonra da resimlerle eşleştirmeyi yapalım arkadaşlar. Yes, one. I love learning new language, so I attend or meet the English course next to our school on Mondays. Ben diyor yeni diller öğrenmeyi severim. Bu yüzden de pazartesi günü, gelecek pazartesi günü olan okulumuzda olan İngilizce kursuna katılır mıyız arkadaşlar? Yoksa buluşur muyuz? Tabii ki İngilizce kursuna katılırız. Meet, buluşmak arkadaşlar. Attend, katılmak. Unutmuyorsunuz. Hemen üzerine not alın. Referans kitabımızda sayfa 134 arkadaşlar. 2. I will never go to that restaurant again. Yesterday, the valet or waitress dropped some dirty plates on me, but she didn't even say sorry. Ben diyor, bir daha tekrar asla restoranta gitmeyeceğim diyor. Dün oradaki kişi benim önüme kirli tabak koydu ama diyor benden bir özür bile dilemedi. Arkadaşlar, o önüne tabağı koyan kişi garson mudur yoksa cüzdan mıdır? Tabii ki nedir? Garsondur arkadaşlar. Waiters, bayan garson. Waiter olsaydı erkek garson arkadaşlar. Valet, cüzdan demek. Hemen yanına notunu al. Valet, cüzdan. 3. I think you should put a diary or plaster on the card. It keeps the card clean and safe. Bence diyor, sen diyor, ne yapmalısın diyor? Parmağını yara bandıyla sarmalısın. Bakın arkadaşlar, şut yapısı var. Şut yapısından bahsetmiştik. Tavsiyede önerde bulunurken şut yapısını kullanıyorduk arkadaşlar. Ve I think, bence, parmağını kesen bir insan ne yapar? Parmağını yara bandıyla sarar. Peki yara bandı ne demek arkadaşlar? Plaster. Plaster arkadaşlar. Daily, normalde arkadaşlar, sütçü dükkanı demek. Unutmuyorsun. Plaster, yara bandı. It keeps the cut clean and safe. Diyor ki bu onun güvenliğini ve temiz kalmasını sağlar. Onu korur, muhafaza eder. Keep, korumak, muhafaza etmek. Yes, for my brother goes to a music course on Mondays to learn how to play the guitar. The course is free or busy, so he doesn't pay any money for it. Erkek kardeşim pazartesi günleri bilgisayarın, normal işte gitarın nasıl kullanıldığını öğrenmek için kursa gidiyor diyor. Bu kurs free midir yoksa busy midir? Yani ücretsiz midir yoksa meşgul müdür? Hemen kendisinden sonraki cümleye bakalım. So, bu yüzden he doesn't pay any money for it. O diyor, bu yüzden hiç para ödemez. Para ödemiyorsa arkadaşlar, bu nasıl bir kursmuş? Özgür bir kurs, yani ücretsiz bir kurs değil mi? Free hem özgür, hem boş, hem ücretsiz. Birkaç farklı anlama gelebiliyor. Busy, meşgul demek arkadaşlar. Burada busy'yi kullanamayız. Yes, fine. My dad is interested.
interested in art or sports and he goes to ceramic course at weekends, he makes wonderful ceramic items there. Benim babam diyor, neyle ilgilenir? Bakalım neyle ilgileniyormuş? Sporla mı ilgileniyormuş yoksa resimle, sanatla mı ilgileniyormuş? And he goes to ceramic course. Ceramic kursuna gider diyor. Ne zaman? At the weekends. Hafta sonları ceramic kursuna gider. O mükemmel seramikler yapar orada. Demek ki seramik kursuna gidiyorsa arkadaşlar bu spor olamaz değil mi? O yüzden de nedir? Görselliği anlatan görsel yani resimdir. Normal sanattır arkadaşlar. Seramik kurs. Bunu da bu şekilde geçiriyorsunuz. Bakın bilmediğiniz kelimeleri arkadaşlar tekrar ediyorum. Yanına not almayı unutmayın. Hemen resimlerle eşleştirmeleri var burada arkadaşlar. Siz ne yapacaksınız? Resimlerle nedir? Kendi kitabınızda eşleştireceksiniz. Burada ben eşleştirmelerini yapmıyorum. Ödeviniz olarak bunu buraya bırakıyorum arkadaşlar. Buradaki cümlelerle resimleri eşleştir. Evet arkadaşlar, şimdi fill in the blanks with the public buildings and the boxes and match the pictures with the sentences. Önce ne yapacağız? Kutucukların içerisinde yer alan kelimeleri cümlelerle uygun bir şekilde yerleştireceğiz. Daha sonra resimlerle eşleştireceğiz arkadaşlar. Music store, müzik mağazası. Police station, polis istasyonu. Amusement park, eğlence parkı. City hall, belediye binaları. Bakery, front, art galeri, resim galerisi, sanat galerisi. Shopping mall, alışveriş merkezi. Chambers, eczane arkadaşlar. Yes, you can buy bread, cakes, peas or cookies when you go there. Sen diyor, ekmek satın alırsın, kek satın alırsın, kurabiye satın alırsın diyor. Oraya gittiğinde bunları satın alabilirsin. Biz ekmeği, kurabiye, keki nereden satın alıyoruz? Tabii ki bakery, fırından satın alıyoruz arkadaşlar. There are a lot of different shops and variety of goods there. You can find almost everything you need in this building. Burada ne diyor arkadaşlar? Farklı mağazalar var diyor orada. Sen diyor istediğin her şeyi, ihtiyacın olan her şeyi bu binanın içerisinde bulabilirsin arkadaşlar. Çok geniş olan yer, istediğin her şeyi bulabildiğin yer, mağazaların bulunduğu yer neresi arkadaşlar? Shopping mall yani alışveriş merkezleri. You can buy R&B, hip hop or rock CDs there. You can also find some instruments. Arkadaşlar sen diyor burada ne yapabilirsin? Bu şeylerden, normal müziklerden ya da CD'lerden, hip hop ya da rock CD'lerinden satın alabilirsin. Ve sen diyor farklı bazı enstrümanları orada bulabilirsin diyor. Burası neresi olabilir? Tabii ki müzik mağazası olabilir arkadaşlar ya da bir oyun mağazası da olabilir. You should go there to see some paintings. Sen diyor orada bazı ünlü resimleri görebilirsin arkadaşlar. Bazı resimleri görebilirsin dediğinde biz resimleri genelde nerede görüyoruz? Art galeri yani resim galerisinde. There are exhibitions and concerts in these public buildings. You can also go there to attend conferences. Arkadaşlar burada bize ne diyor? Sen diyor işte normal konserlere, bu binanın içerisinde konserler, farklı sergiler olur. Sen diyor oralara, konferanslara katılabilirsin. Bizim genellikle işte sergilere, ondan sonra konserlere ya da tiyatrolara gittiğimiz yerin o binanın adı neydi arkadaşlar? City Hall yani belediye binası. Burada hani biz diyoruz ya tiyatroya gidelim. Tiyatroya gittiğimizde biz tiyatroya nereye gideriz? Devlet tiyatrolarına gittiğimizde tabii ki oralar neresi oluyor? Devlet tiyatroları yani devlet binalarımız yani City Hall oluyor. You can go there to have fun. There are a lot of attractions for entertainment such as roller coaster and cruises. Arkadaşlar sen diyor oraya gittiğinde eğlenebilirsin. Orada diyor işte farklı eğlence, atraksiyonlu eğlenceler vardır diyor. Ve diyor hız trenleri ve atlı karıncalar vardır. Roller coaster arkadaşlar hız treni demek. Cruiser atlı karınca demek. Zaten sonuna S aldığı için ne olacak? Çoğullaştırılmış olacak. Sen bunları nerede yaparsın? Amusement park'ta yaparsın. Yani eğlence parkında, Luna park'ta yaparsın. When you see
accident, you should call the people in this building immediately. You can go there to get help. Arkadaşlar, sen diyor ki bir kaza geçirdin, bir kaza olayını gördüğünde diyor, ne yaparsın diyor, hemen diyor, kesinlikle onlara yardım çağırmak için bu binayı ararsın diyor. Ne yaparsın kaza gördüğünde? Tabii ki hemen police station. Tabii bundan önce 155 acil yardım aramayı da unutmayın arkadaşlar. Pardon, 112. Yes. Another name for this shop is pharmacy. You can buy medicine there. Arkadaşlar bakın, pharmacy, size bahsetmiştim. İkinci şekilde de karşınıza çıkabilir. Neydi? Eczane. Bir diğer adıyla bu mağazanın adı eczane, pharmacy'dir. Sen de oradan medicine, ilaç satın alırsın. Medicine, ilaç arkadaşlar. İlaç satın aldığın yer neresidir? Chambers, yani eczanedir. Zaten burada da pharmacy olarak vermiş arkadaşlar. Resimlerle eşleştirme kısmını size bırakıyorum arkadaşlar. Burası da sizin ödeviniz. Bu şekilde burada dursun. Match the questions with the answers. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buradaki cümleleri normal nelerle eşleştiriyorsunuz? Cevaplarıyla eşleştiriyorsunuz. Burayı da ödeviniz olarak yine size bırakıyorum arkadaşlar. Referans kitabımızda sayfa 135'te görebilirsiniz. Burayı ödev olarak bırakıyorum. Kelimeleri bilmeden geçmiyorsunuz. Circle the names of the buildings and write them under the pictures. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Normal resimlerin altına uygun olan kelimeleri yazıyorsun arkadaşlar. Kelimeleri yazdıktan sonra kendinize göre okumayı unutmuyorsunuz. Bunu da ödeviniz olarak yine buraya bırakıyorum. Evet, complete the dialogue with the questions in the boxes. Yine arkadaşlar, burası da ödev yapacağınız bir yer. Nedir? Buradaki çocuklardaki uygun olan cümleleri, diyalogda uygun olan yerlere yerleştiriyorsunuz. Bu da sizin yine ne ödeviniz? Sayfa 136'da bulunuyor. Complete the dialogue with the questions in the boxes. Aynı şekilde kutucuk içerisinde bulunan soruları diyalogda uygun olan yerlere yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Match the two halves of the sentences. Arkadaşlar şimdi burada karşımıza bir konu anlatımı geliyor arkadaşlar. Kitabımızdan sayfa 137'den expressing purpose, yani amaç belirtme olarak karşımıza çıkıyor. Kitabınızı açtığınızda oradan beni takip edin arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Biz şimdi to'yu bir amaç belirtirken kullanıyoruz arkadaşlar. Yani to dediğim ne? Şuradaki to var. Bunları biz ne yapıyoruz? Bir amaç belirtirken kullanıyoruz. Pardon, buradaki to'lar değil tabii ki. Ne yapacağız? Bunlar bizim tabii ki cümlelerimiz. Biz ikinci yerle eşleştireceğimiz için ne yapacağız? Aşağıdan arayacağız arkadaşlar. Nedir? Bu birinci cümlemiz. Bu ikinci cümlemiz. Yani bunlar benim birinci cümlem. Bunlar benim ikinci cümlem. Yani to alan cümlelerim. Bakın to'ların nerede yer alıyor cümlenin başında. Tabii ki bunlar birleştiğinde buradaki to'lar nereye gelecek? Cümlenin ortasına gelecek arkadaşlar. Demek ki ben to'yu gördüğümde arkadaşlar bir amaç belirtirken kullanıyoruz. Yani bir şey yapım amacından bahsederken kullanıyoruz arkadaşlar. Ve şunu unutmuyorsunuz. To kelimesi kendisinden önce bir ana cümle alıyor arkadaşlar. Bu nedir? Ana cümledir. Yani önce kendisinden önce bir ana cümlesinin olması gerekiyor. Bir cümle söylendikten sonra işin niçin yapılacağı söylenir. Mesela nedir? Sen işte manava gitmelisin. Bir insan niye manava gider arkadaşlar? İhtiyacı olduğu için gider değil mi? Mesela domates ve biber satın almak için gider. Buradaki için anlamlarını arkadaşlar bana ne verecek? To verecek arkadaşlar. Yani to benim amacımı belirtiyor. O şeyi yapma amacını belirtiyor arkadaşlar. Ve siz bunu kullanırken ne yapacaksınız? Önce tabii ki dediğim gibi bir ana cümleniz. Ana cümle nedir? Önce bir özneniz, bir yardımcı fiiliniz ve bir nesneniz olacak. Bunlar tamamlandıktan sonra
önce bir özne, sonra bir yardımcı fiil, sonra bir fiil, daha sonra nesne, nesneden sonra siz bu to'yu kullanacaksınız arkadaşlar. Bu neydi? Önce özne, sonra yardımcı fiil, daha sonra fiil varsa fiil, daha sonra nedir arkadaşlar? Nesne olarak kullanacaksınız. Ve arkadaşlar dediğim gibi bunu cümlenin ortasında kullanıyorsunuz ve o şeyin amacını belirtiyorsunuz. Demek ki to neymiş arkadaşlar? Yapmak için. Yapmak. İçin. Yani bir amacınız olacak. Şimdi örnekleri inceleyelim arkadaşlar. One, you should go to the greengrocer. Arkadaşlar sen manava gitmelisin. Bakın bu benim ana cümlem oldu değil mi? Önce bir cümle kurdum. Bir öznem var, bir yardımcı fiilim var, fiilim var ve nesnem var. Bir insan niye manava gider arkadaşlar? Niye manava gidersin? İhtiyacın olduğu için gidersin değil mi? Bakalım neymiş, niye gidiyormuş manava? Bakın arkadaşlar. To buy some tomatoes and peppers. Biraz domates ve biber satın almak için. Bakın arkadaşlar, satın almak için dediğimde ne yaptım yine? Bakın to buy. Ve arkadaşlar şunu unutmuyorsunuz. To'dan sonra kullandığınız fiilleriniz her zaman birinci haldedir. Yani yalın haldedir. Fiiline hiçbir ek getirmiyorsun. Ben şurada verb yazıyorum. Siz bu V'nin verb yani fiil olduğunu zaten biliyorsunuz. Ve fiilin yalın hali olduğunda bir yazıyoruz yanına. Şimdi iki. We can go to the amusement park. Bakın bir ana cümle var yine değil mi? Biz diyor eğlence parkına gidebiliriz. Niye eğlence parkına gider bir insan arkadaşlar? Niye gidersin mesela? Eğlenmek için gitmez misin? Yani bir insanın ben Luna Park'a gidip de orada oturup ağladığını hiç görmedim. Siz gördünüz mü? Bence görmemişsinizdir. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir amacını yani niçin gittiğini burada belirtiyor. Biz diyor Luna Park'a gidebiliriz. Niye Luna Park'a gidebiliriz? Eğlenmek için. To have some fun arkadaşlar. Bakın yine ne yaptı? To'yu kullandı ve have fiilini kullandı. Have fiiline bir şey geldi mi? Gelmedi. Niye? Çünkü gelmez. Niye? Çünkü Tuboci dedi ki to'yu gördüğünde amaç belirttiğini bil ve fiiline hiçbir ek getirmediğini de bir fiil olduğu gibi kullanacaksın arkadaşlar. Yes. Three. Betty can visit the city museum. Betty diyor ne yapabilir diyor? Şehir müzelerini ziyaret edebilir. Arkadaşlar bir insan niye şehir müzesini ziyaret eder? Niçin gidersin mesela şehir müzelerini ziyarete? Bakalım niçin gidiyormuşuz? To see the paintings of Salvador Dali. Ne diyor? Salvador Dali'nin resimlerini görmek için. Bakın see görmek zaten to bana için anlamı veriyordu. Görmek için gidiyor arkadaşlar. Yani illaki to'yu kullandığın zaman bir amacının olması gerekiyor. Yine ne yaptım arkadaşlar? To'nun yanında kullandığım see fiilime hiçbir şey getirdim mi? Getirmedim. Getirmiyoruz. Getirmeyeceğiz. Evet. Dörtle devam ediyoruz. I buy my needs on sale. Arkadaşlar buradaki sale ne demek? İndirim değil mi arkadaşlar? İndirim. Ben diyor indirimden bir şeyler satın almak istiyorum. Bir insan niye indirimdeyken bir şeyler satın almak ister arkadaşlar? Niye indirimdeyken alırsın? Yani normalde hepimiz öyleyiz değil mi? Hani yaz sezonu, kış sezonu dediğimiz olay var. Niye indirim bekleriz arkadaşlar? Tabii ki ne yaparız? To save money. Paradan tasarruf etmek için. Arkadaşlar save burada nedir? Tasarruf etmek. Bakın buradaki save tasarruf etmek. Tasarruf etmek için. Buradaki to yine bana neyi veriyor? İçin anlamını veriyor arkadaşlar. Demek ki ben to'yu kullandığımda bir amaç olarak kullandığımı bileceğim. Kendisinden sonra fiilini yalın halde kullandığımı bileceğim. Ve to'dan önce bir amaç cümlesinin olduğunu yine ne yapacağım? Bileceğim yani. Önce bir şey olması lazım, bir şey yapması lazım ve onu niye yaptığını to'yla belirlemesi lazım.
lazım arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz. Mesela five, I'm looking for a short pink dress. Ne diyor? Kısa pembe bir elbise arıyorum. Look for aramak arkadaşlar. Kısa pembe bir elbise arıyorum. Peki sen niye kısa pembe bir elbise arar? Demek ki ben özel bir gün var değil mi ortada? Ya nişanda giyecek, ya düğünde giyecek, ya partide giyecek, ya mezuniyetinde giyecek arkadaşlar. Nedir? Bir amacı vardır illa değil mi? Ve bunu da neyle eşleştiriyorum arkadaşlar? Hemen C seçeneğiyle eşleştiriyorum. Bakın yine ne yaptım arkadaşlar? To wear to my sister's wedding party. Kız kardeşimin düğün gününde giymek için. Bakın wear giymek, yine fiilin hiçbir ek almadı ve buradaki için olduğunu belirtti arkadaşlar. To konusunu unutmuyorsunuz. Zaten sayfa 137'de expressive perfume olarak mevcut. Siz oradan tekrarını yapıyorsunuz ama mantığı bu şekildedir arkadaşlar. To bize bir amaç belirtecek, tamam mı? Ve to'dan sonra kullandığım fiilim yalın olacak. Devam ediyoruz. Evet, complete the sentences with to and the phrases in the box. Arkadaşlar şimdi burada kutucuklar var. Yani şu kutucukların içerisinde verilen cümleler var. Biz bunları ne yapacağız? Ana cümlemizde, yani temel cümlemizde to cümlesini birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi birle başlayalım. People go to school. İnsanlar okula gider. Bir insan niye okula gider arkadaşlar? Bunun yani nedeni nedir? Hemen buradaki işaret, yani kutucuk içerisindeki kelimelere, cümlelere bakın arkadaşlar. Orada uygun bir kelime var mı? Yeni şeyler öğrenmek için gider olabilir mi arkadaşlar? Learn new things. Learn new things olabilir mi? Şuradan alıyorum. Ne yaptın? Yerine yerleştirdin. Arkadaşlar bakın, size bazen işte burada amacını vermiş ya arkadaşlar. To ile birlikte biz alıp yerleştiriyoruz. Bakın. People go to school. İnsanlar okula gider. Niye gider? To learn new things. Yeni şeyler öğrenmek için. To'dan sonraki learn fiilime hiçbir ek getirdim mi? Getirmedim arkadaşlar. Devam ediyoruz. I usually go to the city hall. Ben genellikle nereye giderim? Belediye binalarına giderim. Bir insan niye belediye binasına gider arkadaşlar? Niye belediye binasına gideriz? Konsere katılmak için olabilir. Tiyatroya katılmak için olabilir. Konser dinlemek için olabilir. Arkadaşlar nedir? Tiyatroya katılmak istiyorsan, konsere katılmak istiyorsan ne yapıyorsun? Genellikle belediye binalarına gidiyorsun. O zaman nedir? To attend concert. Evet. We are in the movie theater. Biz tiyatroya gideriz. Yani tiyatroya gideriz. Bir insan niye tiyatroya gider arkadaşlar? Niye gidersin tiyatroya ya da sinemaya? Bu tiyatro yerine bunu sinema olarak da kullanabilirsiniz. Niye sinemaya gidersiniz arkadaşlar? Komedi filmi izlemek için gidebilirsin. To watch a comedy. Ne yaptım arkadaşlar? To'dan sonra kullandığım watch filmi hiç direkt getirdim mi? Getirmedim. Bakın to'nun olduğu cümle bana niçin gittiğini, amacını belirtecek. You should go to a beauty. Arkadaşlar sen butiğe gitmelisin. Butiğe niye gidersin? Butik neydi arkadaşlar? Kıyafetlerin satıldığı yerlerde, giyim mağazasıydı. Niye butiğe gidersin? Evet. Biz niye butiğe gideriz arkadaşlar? Butiğin içerisinde sadece giyim kıyafet yoktur. Hediyelik eşyalar vardır. Ondan sonra süsleme şeyleri vardır. Nedir arkadaşlar? Present, hediye bakmak için. Birine kıyafet alabilirsiniz, birine hediye alabilirsiniz. Nedir? Oraya present, hediye bakmak için giderim. Diyor ki sen butiğe gitmelisin. Niye butiğe gitmelisin? Hediye bakmak için. I work very hard. Çok çalışmalıyım. Çok çalışırım. Niye çok çalışır bir insan arkadaşlar? Yani mesela şu anda siz de okulda çok çalışıyorsunuz. Niye çok çalışıyorsunuz? Daha iyi bir geleceğiniz olsun diye çalışmıyor musunuz? Yani çok çalışmamızın nedeni, amacı iyi bir gelecek, iyi bir yaşam değil mi? O yüzden nedir? I work very hard to have a good life. İyi bir yaşamımız olması için. I need some money. Biraz paraya ihtiyacım var arkadaşlar.
Burada ne diyor? Paraya ihtiyacı varsa ne yapabilir? For the ticket. Ne yapabilirsin? Kullanabilirsin, ödeyebilirsin arkadaşlar. Burada yine ne yapıyor? Amacını belirtiyor. Yani to gördüğünüzde kendisinden önce bir ana cümlesi vardır. Ana cümlesini okuduktan sonra niçin yaptığını belirtirken to'yu kullanırsınız. Ve to'yu kullandığınızda da fiilinize hiçbir ek getirmezsiniz. Connect the sentences with to. Arkadaşlar bu to'nun bu örneklerini, yapımını size bırakıyorum. Burayı ödev olarak size veriyorum arkadaşlar. Library, kütüphane. Bank, banka. Department store. Arkadaşlar department store nedir? Büyük mağaza. Municipal office. Municipal office nedir arkadaşlar? Belediye ofisleri. Butik, florist, çiçekçi. Burada yine ne yapacaksınız arkadaşlar? Buradaki kelimeleri okuduktan sonra uygun olan kutucuğa yerleştireceksiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Burayı da ve kalan yerleri de ödev olarak size bırakıyorum. Kendi referans okumuzdan bu kalan alıştırmaları tamamlıyorsunuz. Ve bizim diğer kitaplarımız olan workbook, worksheet ve testbook'tan nedir? Public buildings yani 8. üniteyi bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.